Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bütün hazirime saygı sunuyorum. Cemal Bey, sizi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çalışmanız hakikaten çok tafsilatlı olmuş. Muhalefette çok ciddi katkı sunuyor. Onlara da minnettarız, sağ olsunlar. Bu madde üzerine özellikle söz aldım. Sebebi şu, ben bir gazete sahibiyim uzun yıllardır. Ve aynı zamanda sürekli basın kartı sahibi bir gazeteciyim. Basın kartının ne anlama geldiğini ben biliyorum. Bu sektörde insanların, hakikaten sahici gazetecilik yapan insanların muzdarip oldukları, sıkıntı yaşadıkları temel konu kim gazeteci, kim gazeteci değil mevzudur. Bugün özellikle bu sosyal medyanın cari olduğu, internet medyasının çok geçerli olduğu zeminde sabahleyin kalkan gazeteci kimliğini taşıyabiliyor. Gazeteciyim deyip orta yere çıkıyor ve oradan neşet eden bütün sevimsiz haller bütün gazetecileri ilzam ediyor. Oysa bu bir haksızlık, bu bir yanlış. Şimdi bu düzenleme, yani bir kanuna mebni efendim sarı basın kartı getirilmesi bir bakıma bunun önüne geçecek. Elbette ki bütün gazetecilerin efendim haklarının korunması esas olmalıdır. Hakikaten gazeteci kimliğiyle çalışanlar, yani bu işi mesleği gereği yapanların efendim Cumhurbaşkanlığı kanalıyla gazeteci adıyla kimliklendirilmesi önemlidir. Dolayısıyla bu sektörden gelmeyenler sanki burada gazetecilere ciddi haksızlık yapılıyormuş gibi bir yanlış anlamı içerisindeler, onu görüyorum. Tam tersi, zapturapt altına alınan, tarif edilen bir mesleki teşekkül oluyor. Bu, Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu bu düzenleme bence çok yerindedir ve biz bunu şu anda düzene sokuyoruz. Bakın burada ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 3 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla beraber Azerbaycan'ı ziyaret ettik. Azerbaycan'ı ziyaretimizin gerekçesi şuydu. Meclis Başkanımız seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Bu bir gelenek haline geldi. Daha önce Azerbaycan Başkanı da bize gelmişti. Bu maksatla gittik ve özellikle 18 Ekim'de gittik. Sebebi şuydu, Azerbaycan'ın bağımsızlık günüydü, ona denk getirdik. Ama bu arada Gence'ye de gittik. Gence'de yaşananları bizatihi gözlemledik, yerinde gördük. Orada müşahede ettiğim bir hal vardı. Gazeteci olduğum için özellikle o zaviyeden baktım. Efendim, Skat füzeleriyle vurulan 300 civarında evin yerle yeksan olduğu, onlarca insanın katledildiği bir zemin vardı. Çok sayıda gazeteci vardı, meclis başkanımızı takibe gelmişlerdi. İşlerinde yabancı matbuat da vardı, yabancı gazeteciler, efendim televizyoncular da vardı. Gözlemimiz şu, çekim yapıyorlar ama asla ve kata sayfalarına, sütunlarına, ekranlarına hakikatleri yansıtmıyorlar. Biz içinde bulunduğumuz hali hep tenkit ediyoruz. Oysa arkadaşlar, daha hakşinas olan, daha sahici tavır alan Türk basınıdır. Aleyhimize dahi olsa birçok vakitler, efendim sayfalarda, sütunlarda haberler yer alıyor. Öbür tarafa dönüp baktığınızda zerre kadar hakikati yansıtmıyor, yansıtmıyorlar, tam tersi üstünü örtüyorlar. Öyleyse böyle çok fazla efendim burada basınımızı, gazetecileri efendim tenkit ederken kantarın topuzunu kaçırmamak lazım. Elbette ki bizim de muzdarip olduğumuz mevzular var. Ben mesela Plan Bütçe Komisyonu zemininde bir hadiseyi yaşadım. Hem ben yaşadım, hem Uğur kardeşim yaşadı. Burada kuvvetle muhtemelen sizler de yaşamışsınızdır. Burada söylediğim, efendim anlattığım bir mevzuyu arkasını önünü keserek bütünüyle bağlamından koparıp adeta beni sosyal medyada linç etme pozisyonuna taşıdılar. Kim yaptı? Efendim bir basın organı yaptı. Ama bu yaptı diye, bunu yaptı diye tamamına teşmil edersek bunu bir büyük haksızlık yapmış oluruz. Dolayısıyla gene nitelik ifade ediyor Türk basını, gene kalite ifade ediyor. Çok sayıda işi hakkıyla yapan insan var. Ama buna rağmen
aradan girip böyle adeta korsan gazeteci kimliğini taşıyanlar var. İşte bu madde inşallah bunun önüne geçecektir. Dahasını söyleyeyim, bu maddeyle beraber bu sektörde sigortasız insanın çalışmasının da önüne geçilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok yerindedir. Efendim Cemal Bey çok teşekkür ediyorum böyle bir düzenleme yaptığınız için mesleğimiz açısından minnettarım. Sağ olun. Hepinize saygılarım. Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen burada olan beyefendiye şunu özellikle sormak istiyorum. Mesela bir tane zayıf gerekçe gösterebilir mi bana? Kime göre gerekçenin zayıflığı? Yani mesela yani var mıdır bilmiyorum ama terörle birebir münasebet kurmuş. Terörü teşvik etmiş, teşhi etmiş. Birisi için efendim sarbasın kartının iptali söz konusuysa bunun gerekçesi zayıf mıdır? Ya da nedir mesela zayıf gerekçeli bir tane karar gösterebilir misiniz? Arkadaşlar ben asıl şunu söylemek istiyorum. Sayın Şener Bakanım dedi ya ne olur bu yasa geçtiğinde efendim gazeteci gazetecilik yapamaz, iktidarın borazanı olmak zorunda olur. Zinhar bu maksada mebni bir madde değil. Siz aslında şunu yapıyorsunuz, değerli bakanım. İnsanların zihinlerine bir şeyi özellikle dikte etmeye, empoze etmeye çalışıyorsunuz. 19 yıldır bu ülkede iktidar olmuş bir yapı var. Ve bugüne kadar bir tane bu nevden tavrını gösteremezsiniz. Bir tane gösteremezsiniz, iddia ediyorum. Siz o taraftan bakıyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Şimdi terörle terörle birebir münasebeti var. Sarı basın kartı da yok. Dedi gitmiş bir tane internet sitesine. Ben burada gazeteciyim. İçeri girmiş. Velev ki gazeteci olsun. Velev ki gazeteci. Velev ki benim gibi sürekli basın kartı sahibi gazeteci olsun. Terörü teşvik edecek. Yani bana göre dağdaki teröristten ne farkı var? O kurşun atıyor. Bu da kurşun atana burada zemin hazırlıyor. Şimdi bunları örnek vererek bize dönük itham edici, bizi ilzam edici ifadeleri ben reddediyorum. Böyle bir şey yok. Kaldı ki burada 212 sayılı gazetecilerin sosyal yapısını muhafaza eden ve onlara hak tanıyan bir kanun var. Bir kanun ve ona istinaden zaten gazeteciler efendim 90 günlük yılda 90 günlük bir indirimden istifade ediyorlar. Bunu kim mesela hangi yasa maddesiyle biz mülga hale getiriyoruz yahut da ortadan kaldırıyoruz. Böyle bir şey yok ki. Burada bir şey söylüyorum ben. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kurul oluşuyor ve bu kurul yılda iki defaydı daha önce. Beyefendi daha iyi bilir. Bilmiyorum şimdi nedir onun süresi. Şartlarını yerine getirenlere sarı basın kartı veriliyor. Sarı basın kartı dediğinizde efendim çok fazla bir imtiyaz filan getiriyor da değil. Belki o önceki yıllara ait bir şeydi. Efendim bunu bir vuzuha kavuşturmak lazım. Yani sarı basın kartıyla insanların hayatı kolaylaşıyor filan değil. Bizzat gazeteci olduğunu devletin bir kurumu tescil ediyor, bir kart veriyor. Şimdi İletişim Başkanlığı diye bir kurum var Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde. Buraya yönlendirme yapılıyor. Hepsi bu. Benim gördüğüm değerli hocam, yani 212 sayılı yasaya dönük herhangi bir tahdit, bir sınırlama söz konusu değil ki. Burada yapılan kanuni düzenlemeye istinad edilsin şeyi yerine getiriliyor. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde İletişim Başkanlığı'na dönük bu düzenlemenin yapılacağı efendim merkezdir, adrestir diye bir tarif geliyor. Budur. Teşekkür ediyorum Sayın Annem. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Şener İler.